Sen kimsin ya? Senin adın ne? Benim adım Hamit. Hançengil. Tam bir Trakya havasında konuşuyor. Oradaydık be ya. Hani tutmayın mı? Kaça verecek? Şöyle kafaya vurunca koyma. Kafaya şöyle vur. Sen ne yapayım ya? Evet. Diş yok, baş yok. Ana. Diş yok. Değerli izleyicilerimiz, artık Kestel'de yani yeni ismi Beykavağı'nda gezimize başladık. Ve buranın hani daha önceki bölümümüzde, Meram Yeşiltekke bölümümüzde hatırlayacaksınız bir aşevi vardı. Yani biz gittiğimiz yerlerde çok rastlamıyoruz böyle şeylere. Yine burada da buraya has özel bir durum var. Nedir? Efendim burada parçalama merkezi var. Başka köyde göremeyeceğiniz bir durum. Konya'da bile çok az diyebileceğimiz ama... Beykavağı'nda böyle bir şey var. Mustafa abimizle biz daha önce tabii kamera arkasında tanıştık ama sizlerin huzurunda da tanışacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Mustafa abi nasılsın? Teşekkür ediyorum abi. İyisin, nasılsın? Elhamdülillah, çok şükür. Mustafa abi, şimdi sende market var. Var. Hırdavat var. Ve kasaplık var. Kasaplık var. Yani burada sen sadece Kestel'e ya da Beykavağı'na hizmet etmiyorsun. Aynı zamanda Kadıran'ın tamamına neredeyse. Evet, Kadıran'ı, Sarıyön, Ladik ve Konya merkeze de parçalama yapıp gönderdiğimiz yerlerimiz var. Ne güzel abi ya, maşallah. Burada yani artık merkezi burası haline geldi. Evet, burada işte yan tarafta tesisimiz var. Orada parçalıyoruz, etiketliyoruz. Veterinerimiz var. Kontrolden geçiyor. Arkadaşlara gönderiyoruz. Oradaki firma arkadaşlara gönderiyoruz. Ne güzel. Mustafa abi, şimdi seni bir tanıyalım. Önce oradan başlayalım. Mustafa Koçak kimdir? Kaç yaşındadır? Mustafa Koçak 1974 doğumlu. Konya Kadıran'ın Beykavağı köyünde doğmuş olan. İşte kasabım, esnafım abi. Çok küçük başladın bu yarışmaya. Küçük başladık, evet. Yıllar önce başladık. 2009'a kadar Konya'da esnaftık. 2009'dan sonra da köyümüz olan... Kendi yerin miydi abi Konya'daki de? Yoksa birininle beraber miydi? Yok, kendimiz indi abi. Kendimiz daha sonra burada parçalama tesisi kurduk. Biliş parçalama tesisi. Ve bu taraflara hizmet ediyoruz. Ne güzel abi. Akşehir genelde. Konya merkezde var gönderdiğimiz yerler. Her gün... Araçlarımızla gönderiyoruz abi. Peki hani sen köye döndüğünde, 2009 mu dedin abi, evet, döndüğün? 2009'da döndün. Peki marketi ve hırdavatı da niye ekledin hani kendince? Market, hırdavat sonradan oldu abi, köyün ihtiyacı değil. Hı-hı. Sonradan oldu işte, yakın köyler gelir, Şahören, Demiroğlu, Hacı Oflazlar buraya çok yakındır. Hep akrabalık da vardır, buraya gelirler, piknikçiler gelir yukarıda mesire alanımıza. O şekilde başladık. Ne güzel abi. Öyle de devam ediyoruz çok şükür. Çok iyi yapmışsın abi. Yani memleket, hani kendi memleketinde, hem kendi memleketinde insana hizmet vereceksin. Evet. Bir de bunun yanında burada bir parçalama merkezi, evet, açacaksın. Evet. Ve Konya'nın birçok bölgesine neredeyse buradan dağıtım, evet, yapacaksın. Dağıtım yapıyoruz abi, evet. Konya'da vallahi çok güzel. Takdire şayan bir durum. Yani o yüzden hem örnek olsun, hem de bu köyde, bu mahallede, artık mahalle diyoruz ama bu mahallede böyle... İlk defa olan bir şeyi sizlerle paylaşmak istedik. Evet. Mustafa abi, şimdi daha önce küçük bir yermişmiş herhalde. Evet. Oraya doğru gidelim mi? Tamam, gidelim. Daha abi, önce buyurun. Küçük bir yermiş, sonra, evet, büyütmüşsün gibi. Burası komple artık bir alışveriş merkezi haline gelmiş neredeyse ya. Önce oradaydım abi. Evet, önce oradaydın. Depo olarak kullanıyoruz. Şimdi depo olarak kullanıyoruz. Evet, burası abi, gelin buyurun. Evet, şimdi parçalama tesisine giriyoruz. Ama... hani şu anda daha burası aktif değil değil mi? Yok, şu anda bugün hazır, hala hazır. Parçalamamız yok abi. Bugün yok. Ama içerisi çok güzel dizayn edilmiş. Şimdi beraber göreceğiz. Buyurun. Burası sorumlu veterinerimizin odası. Sorumlu veteriner odası. Evet. Çok güzel. Burası lavabolarımız, tuvaletlerimiz. Tuvalet, lavabo. Kaç metrekare alan burası? Burası 155 metrekare abi. 155. Burada kaloş, banyo, eldiven, dezenfektan,
Burası sosyal tesisimiz, yemek yemek için. Oturup dinlenmek evet, için. Dinlenmek için. Şimdi ikinci bölüme burası, geçiyoruz. Burası ürünleri teslim aldığımız, taze ürünlerimizi. Bak şurada Harun aşağıya görüyor musun? Bak burada hani ayaklarımızı falan böyle evet. Suya dokunduruyoruz artık. Nasıl diyorlar ona? Dezenfektasyon. Birazdan... Bir ilaç suyu falan koyuyorlar değil mi abi? Buralar depolarımız abi. Birazdan buraya soğuk hava depolarımız. Ürünlerimiz gelecek. Ürünlerimiz. Bekliyoruz zaten şu anda. Birazdan buraya ürünlerimiz gelecek. Gelin abi buyurun. Şu an boş burası. Burada parçalama ve paketleme yapacağız abi. Parçalama ve paketleme burada? Parçalama yapıyoruz. Orada paketleme yapıyoruz. Etiketliyoruz abi ve buradan çıkışını sağlıyoruz. Bu da soğuk hava depolarımız. Eksi 18. İki tanesi. Artı 4. Onlar da artı 4 abi. Artı 4, eksi 18. Evet abi. İşte ne bileyim alan da çok güzel hani evet, büyük, rahat geniş bir alan. Evet. Konya'dan alanı. Mesela Konya'dan bir büyük bir firma gelecek parçalamaya bugün. Öğleden sonra kendi ekipleriyle gelirler. Oo hani sen yer tahsisi de yapmış oluyorsun. Biz evet biz veterinerimiz ilgilenir. Biz ilgileniriz. Resmi işleri yaparız. Ortam sıcaklığını, soğukluğunu, dolapların soğukluğunu, aracın soğukluğunu veterinerimiz hepsini muhafaza eder. Daha sonra paketler, etiketler malı göndeririz abi. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bakın şurayı özellikle Harun ekranlara yansıtmanı istiyorum. Neden? Biz Konya'ya şu anda toplamda 35-40 kilometrelik bir mesafedeyiz. Burası Konya'ya 60 kilometre geçiyor abi. Öyle mi? 60 diye mi geçiyor? 60 geçiyor. 60 kilometrelik bir mesafedeyiz ve parçalama merkezinde bütün yani alınması gereken her şey hepsi var abi. Alınmış. Yani ruhsatlar, işte hepsi efendim söyleyeyim, usta öğreticilik. Tarım Bakanlığı'ndan onaylı, hijyen belgeleri, değil mi abi? Tabii, veterinerimizin belgeleri, yan odada gösterebilirim, hepsi var abi. Yani her şey burada, hani her şey resmi bir şekilde alınmış belgeleri. Şimdi şöyle. Tertemiz. Burası şu anda parçalama olmadığı için bu şekilde giriyoruz. Bu şekilde girmeyiz. Kesinlikle. Parçalama olduğu zaman. Parçalama başladığı dezenfekte zaman. Dezenfekte bariyerinden başlayaraktan kaloşlar, bonöler, eldivenler takılarak. Zaten veterinerimiz burada dışarıdan da kimseyi koymayız abi. Önce ortam soğukluğunu dereceye sağlarız. Daha sonra parçalamaya geçeriz. Yani ortamı elverişli hale getiriyorsunuz. Tabii abi. Çünkü insan sağlığı tavuk her şeyden kiliş çok çabuk bozulan bir üründür. Yani ortamı sağlıyoruz. Ondan sonra ona göre soğuk zincirini sağladıktan sonra akışını sağlıyoruz işin. Vallahi ne güzel ya. Hani bak işte burada takdire şayan bir durum olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. Konya'ya 60 kilometre mesafede eski ismi Kestel. Biz hala Kestel demek istiyoruz buraya. Herkes Kestel olarak, biliyor zaten. Ama Beykava. Sizler de Kestel olarak biliyorsunuz buradaki mesire alanlarını vesaire. Ama böyle bir yerde, böyle 400 nüfuslu küçük bir mahallede, evet, 400 nüfuslu artık böyle 120 hanesi olan bir mahallede böyle bir yerinde olması gerçekten... Ama... Takdire şayan bir durumdu. İzleyicilerimizle paylaşalım istedik Mustafa abi. Tabii yazın burası daha kalabalık oluyor. Yani cumartesi pazarları yazlıkçılar. Bizim işlerimiz de daha iyi oluyor. Hı-hı. Yazlıklar oluyor. Pikniğe gelen çok oluyor vesaire. Konya'da ikametten köylerimiz daha çok geliyor. Yani çoğunun zaten burada ev yaptılar, evleri var. Yukarılara çıktığınız zaman görürsünüz. Göletimiz var orada. Herkesin bağ evleri, bahçe evleri var. Köyün geçim alanı tarımcılık. İşte genelde fasulye ekerler. Bizim köyün fasulyesi fasulyesi meşhurmuş, meşhurdur. Onu biliyoruz. Evet, çok çabuk pişer, lezzetli olur. Fasulye, hayvan için sılaç ekerler. Meyvelerimiz var, elma, vişne, kiraz. Yani buna benzer bir sürü ürün. Bu sene ilk defa ay çekirdeği ektik. O da biraz düşüş geçti. Hayal kırıklığı yaşadı herkesi. İlk defa bir ay çekirdeği ektik yani. Biz bundan sonra da ekmez misiniz? Yok, ekeriz ya. Niye ekmeyelim yani, güzel iş, ekeriz. Ama ben tabii tarımla ilgilenmiyorum. Eyvallah. Ben tarımla ilgilenmiyorum. Allah razı olsun Mustafa abi teşekkür ya. Çok ben vallahi ben çok teşekkür ediyorum. Sabah geldiğimizden bu yana bizimle ilgilendi. Sağ olsun. Çayımızı içerdi, kahvaltımızı yaptık neredeyse. Allah razı olsun hem kendisinden hem eşinden. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir alanı da sizlerle paylaşalım ve biz yine Kestel'de Beykavağ'la gezimize devam edelim istedik. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Beykavağ'ında geziyoruz. Biraz önce meydanda hani oranın ilk camisi diyelim, iki tane camisi varmış buranın. Orada da dile getirmiştik zaten. Birisi hani Merkez Camii, biri de Fatih Camii. Bu camiyi de görelim. Hatta abilerimiz içeride oturuyorlar.
Onlara soralım. Selam verelim. Selamünaleyküm. Hay maşallah. Abi çok iyi denk geldiniz ya. Yani Ahmet abi. Valla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi şu ağanın oğlu meşhur Ahmet abi, sen değil misin ya? Hoş geldin İsmail abi. Hoş bulduk. Senin isim neydi? Fatih abi. Fatih. Hadi buyur işte, bak görüyor musun? Bu kadar tevafuk olur yani. Köyde iki tane cami var. Caminin diğerinin adı Beykava, Fatih Camii ve Fatih ile karşılaşıyoruz. Bu kadar tevafuk olur yani Ahmet abim. Nasılsın? İyiyim. Allah çok güzel ya. Siz ne yaparsınız hayırdır? Öyle sohbet muhabbet. Sohbet edeyim. Bir yere mi gideceksiniz böyle? Kaza hani bir plan ya. Kaza, kadın anına. Kadın anına gideceğiz. Hayır olsun inşallah. Pazar bozmaya gideceğiz. Pazar alışveriş yapacağız. Evet. Ya bugün kurulur mu pazar? Var var, bugün cumartesi. Öyle mi? Cumartesi günleri kurulan pazar iyi olur ya. Ahmet abi, şimdi ben seni tanıdım. Sen bu ağanın oğlu Ahmet'sin. Evet. Sana ağanın oğlu Ahmet mi diyorlar? Lakap olarak ne diyorlar Ahmet? Hacı Ahmet'inden. Hacı Ahmet'ten. Evet. Nereden geliyor bu? Dededen mi geliyor? Dedemin dedesinden gelir. Dedenin dedesinden? Dedemin babası ağaymışmış. He. Ondan da dedeme geliyor. Köy ağasıymış ha? Köy ağasıymış. Yapma ya. Kaç koyunu falan varmış? Çoğumuş. Malı, büyük baş, küçük baş. Çoğumuş. Ciddi mi diyor? Şimdi sen, sana kalan bir şey var mı? Bana kalan bir şey yok. Kaç tane verirse paylaşıldı. Yapma ya. Ağanın oğlu, gitçiliğe gitçiliğe ağanın torunu. Ondan sonra hiçbir şey kalmamış. Ne ağalık kalmış, ne ağadan kalan bir şey. Bir şey kalmadı. Ahmet abi soy isim neydi senin? Başaran. Başaran. Ahmet Başaran. Yani hacı ne dedin şeye? Hacı şöyle, benim amcamın karısının babası hacı da ölmüş. He. Oradan kalmış. Ha, orada kalınca oradan vefat etmiş. Hı hı. Ben de dünyaya gelmişim. Dedemi, oradan Hacı Ahmet demiş. Dedeme babamın adını koyacağız Hacı Ahmet diye. Hı hı. Ha, küçük de Ahmet Başaran. Ama normalde Hacı Ahmet, Hacı Ahmet diye geçiyor. Yani. Şimdi Fatih'im seni de biliyor muyum? Bilmiyorum. Seni de bir tanışalım isteyelim. Tanışalım abi. Fatih sen ne yapıyorsun? Yaş kaç? Çalışıyor musun? Burada mısın? Burada tarım hayvancılık varmış, onu öğrendik. Var abi, ben organizede çalışıyorum. Ha, sen sanayideysin? Ben sanayide çalışıyorum. Oo, Konya'ya gidip geliyorsun o zaman. Aynen. Her gün? Her gün gidip geliyoruz, servisimiz var. Çok güzel. Burada Konya'ya oturuyorum. Yakın da zaten, uzak da değil. Yani, sabah biraz erken kalkıyorsun haliyle. Kaçta kalkarsın? Sabah saat 6'da kalkıyorum güzel. 7'de yola düşüyorum. Ama en azından ev kirası yok falan. Ya illaki abi. Yaş kaç oldu? Yaş 35 abi. 35 maşallah. Çoluk çocuk var, evliyiz. Var var. Maşallah. Peki, var. Allah bağışlasın. Fatih, köyle ilgili hiç araştırmaya girdin mi? Şimdi Ahmet abiye de soracağım ama mesela biz Fatih Camisi'nin önündeyiz. Bu hani çok tarihi eski bir cami değil ama köyün tarihi çok eskiymiş. Çok eski. Ta Osmanlı zamanında, ta hatta Ermenilerle iç içe yaşamışlar. Aynen zamanında öyle. Ya. Aynen. Öyle diyorlar yani. Sen hiç araştırdın mı böyle bir kendince, yani bizim köy nereden gelmiş, nereye gitmiş, nüfusu belli bir dönem azalmış, belli bir dönem yükselmiş, şu anda köye dönüş varmış, bunları biliyoruz. İlla ki abi, yani iş imkanı olmadığı için geçtiğimiz zamanlar yani çoğunluk göç olmuş yani Konya'ya, yani büyük şehirlere deyip. Ha şimdi yani şehirlerden de köye göç oluyor. Abi i̇şte imkanlar zor gitti. Olduğu için. Yani. Yani tarihi geçmiş olaraktan yalan söylemeye gerek yok yani, hiç araştırmışlığım yok abi yani. Peki sen şimdi hani doğdun, burada doğdun değil mi sen? Evet abi. Burada doğdun, büyüdün. Hı hı. Niye hani sanayiye gitme isteği duydun? Ya da yani kendi köyünde zaten sulanabilir arazilerimiz varmış. Tarım hayvancılık var. Hani niye gittin sanayiye? Amcamın dedesi benim de dedem oluyor abi zaten. Hı. Yani dedemizden atamızdan bir böyle bir çok tarla takamız olmadığı için. Yani mecbur çalışacağız yani. Yani Konya'da bitmeyecek. Konya'da bitmeyecek. Sen o zaman daire başkanımız Yevdet iş bitiriciyle beraber çalıştınız. Ben 4 müdür, 2 daire başkanıyla çalıştım. Vay be. Onlardan en sonuncusu Cevdet abi. Evet. Yani Cevdet abi, evet. Hani Allah selamet versin. Ben kendisini çok severim. Yeni gelmişken ona da bir selam gönderelim. Cevdet evet. İş bitirici. Gerçekten iş bitiren bir adam. Soy ismini taşıyor yani. Taşıyor. Abi çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz Bilal abi. Torunun da çok güzelmiş. Aynı senin gibi yakışıklıymış. Allah selamet versin. Fatih'imle, Ahmet abimle tanıştık. Fatih Camii önünde. Beykava Fatih Camii önünde. Bu güzel insanlarla da tanıştık. Muhabbet ettik. Biz Beykava'nda gezimize devam ediyoruz.
yokluğun yok ediyor. Durmuyor deli yüreğim, durmuyor deli yüreğim. Değerli izleyicilerimiz, Beykavağı'nda gezimiz devam ediyor. Bizim olmazsa olmazımız. Yani abılarımız ekmek yapıyorsa mutlaka bizim de oraya bir şekilde dahil olmamız gerekir. Ve nitekim kendi gelen zemzem oldu. Tevafuk denk geldi. İnanın hiçbir hazırlık, yani bizim için yapılan bir hazırlık değil. Sadece ekmek yapıyorlarmış. Biz de bir selam verelim, bir tanışalım. Ne yaparlar, ne ederler. Herkesin ekmek yapımı farklı olur. Bakın, yani burada görüldüğü gibi. Kimisi şevit yapar, kimisi yufka, mayalı derler. Şimdi onlar ne diyormuş bir öğrenelim. Abla, senden başlayalım. Senin ismin ne abla? Tuğba. Tuğba abla. Şimdi buradaki ekip kime yapıyor bu ekmeği? Bizim kendimize yapıyoruz. Bana kendimize yapılıyor. Yapıyoruz. Evet. Sana mı yapıyorlar? Bana yapılıyor. Görümceme yapılıyor. Kime yapılıyor? Görümceme ve bana yapılıyor. Annem, kayınvalidem. Tamam. Hangisi anne? Annem, kayınvalidem. Şimdi evet. Annesiyim. Çok güzel. Anne nasılsın? İyiyim şükür. Maşallah. Allah'a şükür. Yani yüzün görmemek için bayağı bir direndin sanki. Yok. Ekmek yanacak diye ondan şey yapmadım. Seninle alakası yok İsmail'im. Ekmek yanacak diyor. Oo, çay da geldi. Vallahi süper. Vallahi insan buradan kalkmaz ya. Oh, çay da geldi. Allah razı olsun abi. Vallahi çok iyi oldu ya. Pek ora geçti. Yani işte bizim çekimlerin en güzel tarafı bu. Birleşmiş ki hepimiz öbüründen yapıyoruz. Bu kızım olur. Bu yeğenim, bu ablam. Oh. Şimdi benim siz de iç içesiniz maşallah. Yani. Bu benim kız kardeşim. Öbürü de hem eltim, şu hem kız kardeşim. Bu benim gelinim, bacımın kızı. Ama benim kafam yandı şu anda. Hakikaten kafam yandı yani benim. Bu da benim kızım. Konya'da oturuyorlar. Cumartesi, pazar geldiler okul tatili olunca. Şimdi baştan alalım mı bir? Bir baştan alalım şimdi yani. Her yani görümceler, kardeşler hepsi bir zirve girdi. Yani kameramana soruyorum. Harun sen anladın mı? Baba anlamadı. Anlamadı. Harun da anlamadı. Ha bak. Bak baştan alalım. Şimdi sen kimsin? Önce oradan başlayalım. Ha, senin adın ne? Yasemin. Ha Yasemin abla. Ben Yasemin en büyükleriyim. Tamam. Benim küçüğüm bu kız kardeşim. Senin öpüzlük kız kardeşim. Evet. Kız tamam. Kardeşim benim küçüğüm. Yasemin'in öz kardeşi senin ismi? Ayşe. Ayşe. Tamam burada Saliha tamam. Saliha da üçüncü kız kardeşim. Saliha yok ama şu anda. Burada Saliha. Saliha. Sana geldim ya sana. Kız gel. Saliha şuraya gelsene. Şuraya gel, gel Saliha gel. Eylaht'tan geçelim. Ha. Şuraya bir gel ya. Saliha abla bir gel Allah aşkına ya. Ha. Saliha abla da burada. Saliha abla şöyle yanıma gel. Hadi yanıma otur. Saliha abla nasılsın? Çok iyiyim. Allah iyilik sağlık versin. Salih abla, şimdi Yasemin ablayla tanıştık. Ayşe evet. ablayla tanıştık. Evet. Seni de kapıdan zorla da olsa getirdik. Seni de tanıştık. Çok güzel. Evet, şimdi Salih abla o da senin... O benim küçüğüm ama hem de eltim. Allah Allah. Hem küçüğün küçük hem eltim. Küçük kızımız. Bunun küçüğü ama hem de eltiyiz ondan. İki bacı, iki eltiyiz. Beylerimiz i̇ki... bacanak. Ha öyle mi? Ha. İki o, kardeş yani. İki bacı, iki eve vardı. Siz o zaman siz iki kardeşe vardınız, iki aynen, kardeş. Aynen. Ulan çok iyi olmuş ya. Nasıl, memnun musun? Memnunum. Bu durumdan. Evet. Çok memnunum. Allah Allah. Aha, Allah biz, bozmasın. Biz yemeğe falan bir yeriz. Herkesin kazancağı da yemekleri bir yeriz biz. Hala? Hala. Hay bunun maşallah. Kızı iki evin bir kızı. Ben gelin gittim evlendim. 15 sene oldu bitirdim. Ama torunlarım bak koca koca. 15 yaşında iki tanesi. Maşallah. 13 sene oldu bitireli ben. Bu kızım. Ama Ayşe ablayı başkasına mı verdiniz? Ben başkasındayım. Ha, başkasındayım. Ben de kızı yok, verdim. Bir erkek daha yok muydu haberimiz? Üç müdür doğruydu kızı ya. Beş eltiyiz de biz yok canım var. Hepsi olmadı. En büyükleri benim. Beş eltiyiz. E madem olmuş ya üç yüz de bir yere gideydiniz ya. Olmadı. Ben de kızı verdim de buna. Bir de ilin tadına baktım. Tabii canım öyle. Salih abla. Evet. Ne güzel anlatıyor Yasemin abla ya. Anlatır o. Allah nazarlardan saklasın. Ama o benim sağ kolum. Olmasa olmaz. Öyle mi? O benim kirat. O yapamaz. Neyi yapamaz? Her şeyi. Her şeyi beraberiz. Mesela. Her şeyi beraber yaparız. Allah Allah. Allah. Ya beraber yaparız. Her şeyi beraber yaparız. Beraber yapıyoruz. Neyse bir aile faciasına biz neler olmayalım. Şimdi sen kimin eşisin abi? Benim eşim. Yasemin'in eşisin. Çok güzel. Sen aynı zamanda bir kooperatif başkanısın. Kooperatif başkanı. Tamam seninle tanışacağız. Önce şurayı bir şurayı bir konuşalım. Evet şimdi çözümlemeye gidiyoruz değerli izleyicilerimiz. Hakikaten burada karışık bir durum var. Her şeyi iç içe Yasemin ablayla Salih abla kardeş ve ikisi de bir aileye gelin gitmişler. Eltiler aynı zamanda. Şimdi tekrar dönüyoruz. Tuğba kimin kızı? Ayşe'nin benim kızım. Tuğba Ayşe'nin kızı. Yasemin'in gelini.
Aynı zamanda da senin gelinin. Sen oğlunu aldın. Evet. Allah Allah. Hiç ile de vermemişler yani. Abi kendi kızım Allah'a yeni yeğenime vereceğim işte falan gibi. Ha bu da deyzem de gelin ama. Kızım ya benim. Ha? Bu da deyiz babasının deyiz. Allah helal olsun. Hiç ile yabancıya bir şey gitmemiş sizde. Yok. Büyük kızım da kendi hakkında. Ahşapla çok üzüldüm senden çok. Vallahi bunlar bir şey. Ya üzülme üzülme. Üzülme. Allah ne şey gizli muhabbeti gizli bu oluyor. Kızını aldık ya onu da dahil ettik canım. Zaten kocası da. Sonradan birleştik diyorsun yani. Kocası da akrabamız var. Benim eşim de sonradan birleştik. Sen bu durumdan memnun musun Tuğba? Memnunum çok memnunum. Valla Allah bozmasın ya. Ne güzel ne güzel. Allah ağız tadı versin. Çok önemli bir şey. Peki Yasemin abla. Şimdi sizin bu hani kendi kadın hanına özel bir şey mi bu ekmek? Aha, yoksa kadın han mayalısı Konya'da falan öyle geçer. Şebit yani. Hmm. Ya biz bunu duyarız böyle zaman zaman kadın han ekmeği diye de gelir mesela kadın, Konya'ya. Kadın ekmeği diye gelir. Böyle alırlar daha ince olur daha böyle şey olur. Bilmiyorum şey olduğu için mi soğuduğu için mi daha ince gibi görünür. Aşağı abla. Yok. Hafif kaba öyle. O kendi isteğine göre biz hafif kaba yaparız. Ha? Isındı da yağlandı mı fıs fıs güzel oluyor diye. O yüzden bizim Saliha ince yapar. Onun çocukları kabayı yemez. Saliha abla ne diye kalktın kız yine? Allah Allah. Otur falan. Senin karnında kurt falan yok değil mi Saliha abla? Ben duramam. Vallahi durduğu yerde duramıyor ya. Ben kahlesizim o da şey. Benim sen belli kahlesizsin canım zaten. Vallahi şey gibi köşe taşı gibi oturuyor ha. Ha o pratiktir. Saliha abla. Sen de öyle diyor musun? Yok ben de derim bazen ona. Ne diyeyim? Çabuk ol derim. Çabuk ol diyeyim. Kalesiz kalesiz oturma mı diyeyim? Evet. Ne güzel ya iyi valla. Şimdi sadece yaptığınız ekmek bu mu Yasemin abla? Yok şuraya örttük kapattık. Hayır hayır onu demiyorum. Evet, yani evet. Model olarak bu evet, değil mi? Evet evet. Ne diyorsunuz siz söylerken? Yediğimiz ekmek şebit ekmek deriz. Ha buna şebit mi diyorsunuz siz? Şebit ekmek. Mayalı şebit ekmek. Yukarı Ramazan'da yaparız. Yuka nasıl olur sizde? Büyük. Ha şebit siz yuka diyorsunuz. Yok. Ha onu şebit değiller. Çoğu yerde biz yukadırız büyük. Ha onu diyorum işte. Evet onu Ramazan'da yaparız. Siz onu Ramazan'da yaparsınız. Böyle Ramazan. Sıkmalık, sarmalık değil mi? Evet. Sularız onu. Sularsınız ha. Evet. Eyvallah. Onu biz Ramazan'da yaparız. Şimdi bunu 15 günde haftada yaparız. Çok yaparsan bir ay. Taze. Çok yaparsan difrize koyarız bir ay gider. Şimdi ben bir soru daha soracağım. Bu son soru olsun. Yasemin abla. Şimdi bu ekmeği Tuğba bana yapıyoruz. Dedi. Evet. Sonra sen dedin ki hepimize yapılıyor dedin. Yok. Nasıl olacak şimdi bu yani Tuğba da sizinle beraber yaşıyor. Yok. Konya'da, Konya'da onlar. Konya'da gezmeye geldiler. Ha öyle geldiler. Mi? Bu ikisi Konya'dan gelin geldi. Gelin görümce bunlar ya. Tamam. Gelin görümceye ikisine yoğurduk. İkisi bölüşecekler. Bölüp ikisi bölüşecekler. Ha, paylaşacak ikisi. Yarısı benim yarısı onun. Çok. Senin isim ne? Benim isim Nebahat. Nebahat. Şimdi Tuğba ile Nebahat'e yapılan ekmek paylaşılacak. Bizde yardım yapıyor. Sizde sen çok yardım ediyor gibi durmuyorsun yani. Yardım ben bunları dışarıdan gözetliyorum. He bu ya normalde ocağın başında duran. Ocağın başına ben oturdum biz bugün oturmadım. He normalde ocağın başına oturan şef olur, yönlendirir. Ama burada şef de başka, dışarıdan koordinatör var bir de. Hani burası bambaşka bir şey. Şimdi Ayşe ablam normalde ocağın başında şef gibi durması lazım. Olmuyor. Onun yerine Yasemin ablam şef gibi duruyor başlarında. Bir de koordinatörleri var Salih ablam. O da dışarıdan yönetiyor. Yasemin sen şunu yap, Ayşe sen şunu yap, Nebahat sen şunu yap, Tuğba sen şunu yap diyor. Resmen koordinatörlük yapıyor. Helal olsun. Şimdi el olmayanın dili olur ya. Bazen ben ona derim o her şeyi o benden becerikli yapar da şunu şöyle yapır. He. Ona ben bazen emri derim öyle. O da kızar. Yok kızmaz. Kızmaz mı? Kızsa anlaşamayız. Ya, tabii canım kızsa anlaşamazsınız. Valla ne güzel ya. Allah muhabbetinizi arttırsın. Değerli izleyicilerimiz işte bizim Anadolu'da köylerimizde bu örfümüz var ya. O bizim cana değiyor her şeyden öte. Yani birlik beraberliğin devamı anlamında böyle yerlerin ayakta durması ve yine tarihe örnek olması gerekiyor. Onlardan bir tanesinin içindeyiz şu anda. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Yani çok güzel oldu. Gündek gelirsiniz ekmek yapan böreklik hazırlarız. Böreklik yaparız. Hı-hı. Su böreği. Tamam. Onu da koyuruz difrize. Hazır çıkarttığımızdan onu yaparız. Bugün illa yapanlar vardır köyün içinde. Vardır. Daha devamı evet, vardır diyor. Dün yaptık mesela. Köyün içine gittik. O tarafta komşulara yaptık. Öyle mi? Yardıma da gittiniz İmeci. Gideriz birbirimize. Biz tek yapmayız. Komşulara devam birbirimize Oo, gideriz. Oo ne güzel ya. Ne öyle 2-3 kişi, 4-5 kişi. Dün biz 6 kişi bir eve yaptık. Çok güzel. Bak, Allah bozmasın. 15 senelik gelinim. 15 senelik. 15 senelik. Kız daha bu küçücük bir şey. Nasıl 15 senelik gelinim ya? Mustafa oğlum. Hani Yasemin'dir de.
Yasemin'dir de bak, bu da 14 senelik. Arkadan da başka bir şey arıyor. Yağladılar. Bak benim bu küçük kızım 13 sene oldu. Bitirdik biz, emekli olduk, Konya'daydık. Telekom'da çalışırdı beyim. Boşluk koyduk geldik. Biz ne güzel. Emekli oldunuz, bu tarafa geldik. 13 sene oldu. Herkesi evlendirdiler. Ondan sonra köye geldiler. Köye. Konya'da hiç yanımızda zor. Her hafta sonu biz de köye geliriz. Siz de köye geliyorsunuz. Her hafta sonu geliriz. Maşallah. Her hafta sonu bunlar Konya'da gelirler. Konya'da ne yapacaksın kirada? En iyisi koy gel köye. Konya'da evimiz sen buradan olmayacak. Mıydın köye? Konya'da mıydın sen? Ben 1,5 ay oldu geleli. Koçup geleli. Burada emekli oldum. Bunların hepsini göçmüş ya. Emekli olunca bıraktım geldik çok Konya'da. Çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Allah razı olsun. Başkanım bir otur hele yanıma ya. Şuraya ya, yanıma ya, bir otur. Başkanım. Çekilin şöyle dur bak. Ha? Başkanım bir otursa aynı yanıma. Dur hele dur hele dur. Allah başkanım ben kendi elleriyle seni. Ben oturacağım ya. Ya bir iyi de şöyle bir ikram bari yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allah razı olsun. Bunlar ikram da yaptıkları yoksa. Yok başkanım yağladılar ya daha ne. Şurada bir otursana. Bir yandan iyi bir yandan İsmail işini hallet. Ama İsmail. Efendim Yasemin Hanım. Şu oğlum o da kızı bak bu gelinin kızı o. Ama maşallah hangi kız gelinin kızı? Yasemin şu. Tuğba Hanım senin kızın. Tövbeler olsun. Valla. Yani Tuğba'nın kendi boyunda kızı var. Başkanım. Buyur. Şimdi valla Yasemin abla gibi bir eşe sahipsin. Kafanı secdeden kaldırmasan yeri var. Teşekkür ederim. Ben öyle gördüm yani. Yani çünkü görünen köy kılavuz demez. Ne güzel tatlı dilli konuşuyor, anlatıyor, girişken. Valla biz sürekli öyleyiz ama. Teşekkür ederim. O tuğbanımız işte. Karım hocam da, karım hocam da. Sıkıntımız yoktur. Sıkıntınız yok. Elhamdülillah. Çok şükür sıkıntımız yoktur. Başkanım sen sulama kooperatifi başkanısın. Ben sulama kooperatifi başkanım. Bir tanışalım mı? Tanışalım. İsim nedir? İsmim Mehmet Türkmen. Türk Telekom'da çalışırdım. Emekli oldum. Buraya geldim. Burada ufak tefek iş yapardık. Bu sene de kooperatif başkanı seçildik. İşlerimizi yavaş yavaş artık yürüdük gidiyoruz. Artık köyde döndün. Zaten ben... Hafta sonları gelip gidiyordum. Ben hafta sonları sürekli gelip gidiyordum. Şimdi tamamen geldim. Şimdi tamamen geldim. Kış? Gitmem ben kışın. Artık gitmem diyor ya. Konya'ya vardım mıydı sıkılırım. Torunlar olmasa bayağı hiç gitmez. 8 Konya... torunumuz var. Öyle mi? 3 çocuğumuz maşallah var. Maşallah. Torunlarım peki başkanım şimdi insanın kendi köyü olduğu zaman hani böyle kaçıp geleceği bir yer olduğu zaman tabi olay bambaşka bir boyut alıyor. Sizi en çok köyde tutma arzusu ne başkanım? Oğlanın, Tuba'nın oğlanın. Tuba'nın maşallah. Şimdi köyü severim. Köyden zaten hiç kopamadık. Oh dede diye vallahi hiç ayrılmam. Böyle, benim böyle dedem severim. Olsun ben de ayrılmam abi, vallahi ya. Abi, tamam yok. Gel buraya gel adın, buraya. Adın, gel bakayım gel buraya. Senin adın ne lan gel bakayım. Gel buraya. Senin adın ne? Mehmet. Mehmet mi? Ana kabakları yemeden giden Mehmet sen misin lan? Evet. Hayırdır ben yemedimdi. Evet ya. Emmiydi. Emmiydi bakayım mı? Emmiydi. Emmisi değilim azar çocuğun. Doğru. Başkan sulamada durum ne? Şu an hani ne yapıyorsunuz? Kestel'deki, barajdaki, göletteki durum ne? Vallahi göletimizin durumu bu sene çok güzel. Suyumuz şimdilik var. Zaten, arazilerim sulanabilir. Arazi yok kapattım. Göleti şimdi dün kapattık. Hı-hı. Bir iki arızası falan vardı. Onları hallediyoruz. Sulamada sıkıntımız yok. Bir de kartlı sisteme geçti. O daha biraz daha rahatlattı bizi. Olup gidiyor. İnşallah, inşallah. Allah bozmasın. Ailenizle birlikte abi, Rabbim inşallah torunlarınızla güzel bir hayat. Hani çayın nerede senin? Burada içeceğim. Ekmeğimi de yiyeyim. Ekmeğimi de yiyeyim. Ben yani işte böyle bir güzel bir muhabbetin içerisinde sizlerle paylaşalım istedik. İkramda bulundular hani canınız çekmesin, canınız ummasın. Şöyle bir tadına bakıvereyim Haruncuğum sen de şey yap. Çok gösterme buraları.
Değerli izleyicilerimiz, Kestel'deyiz. Siz biliyorsunuz hani şu anki ismi Beykava ama Kestel'i hepimiz biliyoruz. Kestel'in bir mesire alanı olduğunu, bir piknik alanı olduğunu, belki birçoğunuz geldiniz buraya ama hani Beykava köyünün aslında eski isminin Kestel olduğunu ve siz Kestel'e geldiğiniz zaman aslında bu köye, bu köyün sınırları içerisinde olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden biz bugün özellikle Kadınhanı ilçesine bağlı Beykava köyüne geldik. Beykava mahallesine geldik. Eski ismi Kestel olan bu mahallemizi birlikte tanıyalım. Ve hani buranın tarihinin de çok eski olduğunu sizlere aktaralım istedik. Burası da Osmanlı zamanına kadar dayanıyor tarihi. Ve daha öncesinde burada Rum şeyler yaşamış. Ermeniler yaşamış. Ve o dönemde iç içe yaşandığı bir dönem bile olmuş. Sonrasında artık yavaş yavaş işte Kestel, Beykava ismini tamamlamış. Bunların hepsinin tabii tarihini buradaki abilerimizden öğreneceğiz, konuşacağız ama şunu da programın başında söyleyelim. Muhtarımız yok. Genelde biz mülki amirle hani bu konuları konuşuruz, muhabbet ederiz ama bugün muhtarımız yok. Muhtarımız Çanakkale'ye gitmek zorunda kalmış. Bir programı varmış. Kadınhanı İlçe Belediye Başkanı ile beraber. Biz de tabii ki hiç bir şey diyemedik, diyemeyiz de. Çünkü daha önceden planlanmış bir program olduğu için biz sadece şunu söyleyebildik. En azından biz köyde birilerini bulup buranın tarihini ve buranın güzelliklerini sizlere aktarmak için bir çaba içerisine girdik. Şimdi abilerimiz odun kesiyorlar. Selam vereceğiz, kolay gelsin diyeceğiz. Çünkü odunu da camiye kışın hani yakmak için, camide kullanmak için kesiyorlar. İmece usulüymüş. Gelin buyurun. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Maşallah gençler toplaşmışsınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya odun dedin mi benim işim aslında, biliyor musun? Abi, tabii. Yani odun, hoş geldiniz, hoş iyi misiniz? Elhamdülillah şükür, siz nasılsınız? Vallahi. Merhaba abi. Odun yani. Maşını elin al. Hemen alayım ha. Hemen al. Bir tanışsaydık önce ya. Hemen ben şöyle şeyi tutayım mı? Ben tutayım, sen çalıştır, kesmiyor ya. Sen devam et. Vallahi iyi. Senin ismin ne abi? İsmail. Ya İsmail olsun da çamurdan olsun. Tamam, vatandaşımızsın. İkimiz de adaş. Adaşım benim ya. Adaşımı buldum ya. İsmail abi ne var ne yok? Vallahi güzellik abi. Şimdi sizi sorma lan. Biz camiye, İmece usulü caminin odun ihtiyacı eksiydi. Gittik komşularına, onu tamamladık. Diğer komşular verdi bu odunları. Şimdi odunlar ne odunu Süleyman abi? Kavak. Kavak mı? Kavak. Bey kavağında başka ne olabilir? Ha, bey kavağının kavağı meşhur. Kavağı mı meşhur, kuru fasulyesi mi meşhur? Kuru fasulyesi de meşhur. Ha, evet. Ben çünkü buranın kuru fasulyesi, onu hani söyleyelim özellikle. Buranın kuru fasulyesi meşhurmuş. Ha şimdi bey kavağı fasulyesi dedin mi herkes ayrı bir şey. Kuru fasulye karşıda komşunun dumanında. Yeşil de meşhur, kuru fasulyesi de. Yani şimdi fasulye zamanı değil tabii, fasulye işi bitti. Şimdi yeşil değil de kuru fasulye var değil mi? Görebiliriz yani. Görebilirsin. Ha kuru fasulye. Ha şimdi onu tencereye koyacaksın. Karşıda komşunun dumanından pişer. Yapma ya. Evet. Karşıdaki komşunun dumanıyla evet, pişer. Evet, evet. Bak burası çok önemli. Yani bir kuru fasulye düşünün. Bir kuru fasulye düşünün ve kuru fasulyenin karşıdaki yanan komşunun ateşinin dumanıyla pişsin. Böyle bir kuru fasulye var mı ya? Yok. Sizinki bizim, öyle. Bizim kuru fasulye meşhurdur şu meşhur, havalede. Meşhur abi, ben biliyorum ya. Yani Kestel'in fasulyesi meşhur diye söylerler çok, yani. Çok güzel bir program yapmışsınız. İyi, güzel, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Süleyman yani, abi. Valla ne güzel. Süleyman abi sen buralısın. Buralıyım. Burada doğdun büyüdün. Evet. Ne yapıyorsun, emekli misin? Emekliliğe kalmadı, 3 ayım kaldı. Öyle mi? 3 ay sonra emekli. Evet, çiftçilik var, hayvancılık var. Hiç dışarıya gitmedin, burada mıydın ya? Yani? Gittim dışarıya da 10 senedir falan gitmiyorum. Öyle mi? Ama artık memleketimde yaşıyorum diyorsun. Evet. Ne güzel ya. Muhtar da Çanakkale'ye göndermişsin. Evet, onu Gezi'ye şeylerle gönderdim. Tura, arkasından su falan dökeydiniz. Tura gönderdik onları. Tura mı gönderdiniz? Evet. Çanakkale turuna. Çanakkale, Bursa. İyi, atalarımızı, geçmişimizi öğrensin gelsin. Bir dolaşsınlar gelsinler, bir gözünü gönlünü açılsın. Kesinlikle, kesinlikle. İsmail abi sen kimle konuşun ya? Ben bir arkadaş ameliyat oldu da onlar. Yapma ya, geçmiş olsun sağ diye aman bizden de selam söyle. Aleyküm selam. Selam var bak. He? Abi sizle de konuşacağız ya. Ne o? Yoğusu falan yok. Evet abi seni tanıyalım. Benim, Konya'da çalışıyorum. İsim nedir? Hüseyin Türkmen. Hüseyin Türkmen. Konya'da çalışıyor. Ne evet. İş yapıyorsun Hüseyin abi? Makas üzerine. Makas üzerine. Sanayide yani. Sanayide. Günlük gidip geliyorsunuz. Evet. Şimdi Hüseyin abi sizin burada her gün servis kalkarmış Konya'ya. Servis var. Yani sanayiye gidecekler sanayiye. İşte ne bileyim başka yere gidecekler başka yere. Sen de o servisle mi gidiyorsun? Evet. Servis var. Kadınından geliyor. Buradan alıyor. Sanayi. Sanayiye götürüyor.
Eyvallah. Yaş kaç Hüseyin abi? Yaş 45. 45 maşallah. Ne güzel, ne güzel. Evet abim şimdi odun kırmaya devam ediyor. Abi onlar bazen istirahat et çekiliyor, sen hiç çekilmiyorsun ya. Sen hiç yorulmuyorsun maşallah. Senin ismin ne? Benim ismim Hasan. Hasan, Hasan abi şunu bir tutalım bir. Tutalım. Ha. Hasan abi sen kendini bana bir anlat bakayım. Sen necisin, ne iş yapan? İyi hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan abi sen anlat kendini ya. Bana bakma sen. Ya Allah bismillah. Olmaz. Niye olmadı Hasan abi? Ortasından vurun ondan. Ha ortasından vurmayacaksın. Yaşanma bu Hasan abi. Yaşlı ya. Alıp vuruyor. Sen onu yaramazsın. Ne yaramazsın? Hasan abi diyor ki sen onu yaraman. Sürmen abi. Hasan abi onu nasıl yaramazsın? Olmaz onu sürmen yaramaz. Allah Allah. Kenardan mı başlayayım Hasan abi? Kenardan başlayayım. Buradan başlayayım mı? Aynen öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Normalde bunun şöyle olması lazım değil mi ya? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Süleyman abi gibi bir gaz vermedin Hasan abi. Ben de niye gaz veriyorsun? Ver şu mikrofonu ya. Süleyman abi sen gaz ver bana ya. Ya siz, onun gazını sevmedim ben. Sizin babanız oduncu muydu siz? Anlamadım ya. Babanız, babanızda odunculuk var mı? Yani babam da biraz tabii zamanın mehrinde odun kırmışı var. Yani ya. Sen rahat değilsin. Rahat değilim. Evet bir dakika dur. Dur. Sen şu ceketi bir çıkart. Ya o iş bende ya. Sen şunu, o iş bende ya. Çünkü yani sonuç itibariyle baktığın zaman yapacağımız iş. Çünkü sen şey, yaptığın işi rahat yapamıyorsun. Yapamıyorum ya. Yapamıyorum ya ulan ha. Var ya. Şimdi Süleyman abi neredeydin ya? Bu zamana kadar neredeydin? Bana zamanla şöyle bir gaz verselerdi var ha. Ya. Neler yapardım ben ya? Ya Allah'a! Arkadan da bir gülme sesi geliyor. Yok. Hasan abi, sen buyur. Kimsin, necisin? Ben tanışalım. Ben Hasan Aztekin. Evet. Bu köydeyim. Koyun vardı, onu sattık. Bulduğumuz yerde çalışırız. Bulduğumuz yerde çalışırsınız. Aynen öyle. Nasıl çalışırsınız? Ameliyine gideriz. Çalışırız. Ha, yövme usulü. Ya, yövme usulü. He. Ne dedi seni? Ya aynen öyle, oğlanı eve verdik. Ha, onları söyle bak. Mustafa amca kızıyor vallahi. Ha, kızıyor. Çalışır görünüyor diyor. Aynen öyle. Oğlanı ne verdin? Oğlanı ne verdik? Oğlan karı şey, asubay. Asubay. Ooo iyi. Jandarma asubay. Jandarma mı bir de? Evet. Bakacağız o zaman, bakacağız. Evet. Jandarmaysa bakacağız. İnşallah. Vay Hasan abim var. Evet dede. Ya bir de dede. Dede. Ha. Dedem yemekli. Tamam. Ev üzerinde çalışırım İsmail'im. Tamam. Oğlanın yanındayım. Oh, Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet şapkasını da takmış. Gördün mü? Vallahi var ya. Ha. Bu ablem o. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Yok. Bir... Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu diye bir projesi var. Çocuklara böyle tiyatroya gidiyorlar. Tamam. Efendim söyleyeyim çocuklara medeniyetimizin değerlerini anlatıyorlar. Evet. Güzel bir proje. Evet. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Sağ ol. Yalnız sen saçları erken mi döktün? Ben saçları askerden gelince döktüm. Amanın. Ya. Erkenden ha. Tabii ya. Ne oldu ya? Yenge bir şey demedi mi? Yenge öleli 10 sene oldu benim. Yapma ya. 2013'te öldü. Kıyamet kopmuş senin için. Benim birinci kıyamet koptu. Küçük kıyamet kopmuş. Ha, sonra? Sonra. Bir daha almadın mı? Yok. Aynı devam ederim. Nasıl? Bekar devam ediyor. Ne diyorsun ya? Bekar devam ediyor. Allah helal olsun. Keyfim çok güzel. Ha, İyi maşallah. Ne yapacağım diyorsun ya? Ha, ne yapacağım ben şimdiden sonra? Vallahi haklı yani. Bir yandan da haklı. Şimdi yenge çok güzel keyfim. Rahatım iyi. Rahatım iyi. Ha. Ailemi yediriz de ne yapacaksın? Ne yapacaksın diyor ya. Kendi ailesi kendi gidiyor. Peki Allah razı olsun. Amca isim neydi senin? Ali Bozdağ. Ali Bozdağ. Ali Bozdağ mı? Bozdağ. Allah Allah. Bozdağ yapımına falan bir akrabanın yok değil mi? Yok. Vay Ali abim var. Evet dede. Sen niye oraya kenara çekildin öyle ya? Evet dede senin isminle bir tanışalım. Benim ismim Mustafa Demir, Beykova Mahallesi sakinlerindenim. Tamam. Çiftçiyim. Köyün? Çalışıyorum. Çalışıyorum. Köyün neyi diyor anlamadım. Zamanında hükümetiydik. Ha, köyün hükümeti. Ha, zamanında köyün hükümetiydik, şimdi yaşlandık. Niye köyün hükümeti sakinleri? Arkadaşlara sor onu. Onlara mı soruyor? Onlara soracaksın. Hükümeti şimdi, arkadaşlara sor diyor. Ha şimdi... Sözümüz geçtiğinde... Senin yaş kaç oldu? Benim yaş 70'i geçti. Maşallah. 70'i geçti.
Ama hala odun kırıyorsun ya. Elhamdülillah. Sıhhatim çok yerinde. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hala da çalışmaktayım. Nerede de zor iş varsa onu orada çalışırım. Rahatım iyi. Hanım sağ. İkimiz kaldık. 5 çocuk var. 4 kız, 1 oğlan. Onlar nerede? Onlar Konya'da. Eza deposunda bir oğlanla kendi oğlu, torunum çalışırlar. Onlar da evlerini aldılar, bucaklarını aldılar. Hepsinin evi bucağı var. Benim de burada evim var, bucağım var. İyi bir çift yatıyorum, emekliyim. Camiden eve, evden camiye. Camiye de bak şimdi vakit geldikçe, vakit buldukça. Yalan şimdi olmasın biz yani. Biz ona şöyle bir kural diyoruz. 2N 1B diyoruz. 2N 1B. Yani namaz, niyaz, boğaz. Sevgi yani, o misal biraz. Öyle yani şimdi çalışmayla gidiyor bakalım. Ne güzel, ne güzel ya. Ne kadar gideceğiz. Allah'ım hayırlı ömürler versin. Elhamdülillah. Biz öyle dua elhamdülillah ediyoruz. Elhamdülillah. Devlet düzenini versin Allah'ım. Amin. Amin. Yani amin. Kimseye bizi muhtaç etmesin. Amin. 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 Suriye amin. Gibi, Irak gibi olmayalım. Kesinlikle. Kesinlikle. Allah başımıza iyileri eksik etmesin. Amin. Amin. Senin dualarına yani ihtiyacımız var. Amin. Amin. Herkese peki Allah dedem şimdi sana şunu soracağım ben. Buranın tarihi çok eski. Eski. Yani eski ismi Kestel, yeni ismi normalde. Evet. Hani buranın Beykava diye geçiyor. Önceden buradan gölet olmadan önce burada bayağı bir göç vardı. Hı hı. Şimdi gölet yapılınca şimdi tekrar o göç geri geldi. Şimdi mesela Konya'da bizim köyün aşağı yukarı yarısı kadar nüfusumuz var. Oo. Kalabalık yani. Yani kalabalık. Bizim köyün gencinin hepsi çalışır. Ne güzel. Kimi servisinden gider gelir, kimi Konya'da kalır çalışır, kimi iş yerleri var Konya'da. Ama herkes yine dönüyor. Herkes döner. Herkesin burada bir yeri var. Geçimlerini tarım hayvancılık mı Musa? Tarım, burada hayvancılık, esnaf olan var. Meyvecilik var. Meyvecilik var, her şey var burada. Maşallah. Yani sulanabilir arazileriniz olması çok güzel. Yani bizim aşağı yukarı buranın her tarafı sulanır. Çok güzel. Gölden dolayı değil mi? Göletten dolayı. Bizim buranın meyvesi, sebzesi, yani aklına ne gelirse hepsi muazzam. Muazzam, 10 numara. Çok güzel, çok güzel. Süleyman abi, şimdi buranın 2 tane camisi var diye duydum ben. İki tane. Bir camisi var, merkez bu, camisi. Bu merkez cami. Bir de bir cami daha varmış herhalde. O tarafta Fatih camisi var. Fatih o, camisi var. Fatih camisi. Şu bizim minare, bu ikişer ahveliydi. Niye kare? İkişer ahveliydi, bu yıkıldı. Öyle mi? Evet. Bu ikişer ahveliydi. Sonradan restore mi edildi? Sonradan burayı yıkmadık, tepesini böyle alıkoduk. Buraya tekrar çok yeni... Tarihi çok eski bir cami değil mi burası? Eski. Eski bir cami. Eski, çok eski. Sonradan restore edilmiş, yenisi yapılmış, işte büyütülmüş. Köyün yerleşim alanı aşağıdaymışmış. Hı hı, önce. Önce. Caminin aşağısında. Sonradan yukarı çekmişler. Cami yukarıdaymışmış. Siz de var ya Kestel Ormanı'na doğru yaklaşmışsınız ya, biliyor musun? Oksijen böyle bol. Şimdi sırtımızı biz ormana verdik. Anam be. Oksijen, temiz hava. Temiz hava. İnsan burada ölmez ya. Bizim suyumuz da güzel, havamız da güzel. Elhamdülillah, elhamdülillah. İnsanımız da güzel. Kesinlikle. Onu yani yaşayınca gördük yani zaten. Yani bizim burada yaşayı güzel. Bir Hasan amca tuttuk sizde ya. Hani şöyle baktım ne? Da. Hasan şimdi, amca baltayı da zaten böyle yeni gelen Hasan, gibi tutuyor. Hasan amcan onun yapısı öyle. Ne bileyim böyle az zayıf gibi geldi bana. Normalde hani ne iş olsa yaparım diyor da. Yapar o. Öyle mi? Taştan ekmeğini çıkarır o. Maşallah. İyi. Abi çok teşekkür ediyoruz Süleyman biz abi. Biz de teşekkür ederiz. Biz şöyle bir Kestel'i gezelim istiyoruz. Gezin. Mesire alanlarını görelim. Mesire alanını görelim. Kestel'de yaşam nasıl sürüyor? Bir görelim istiyoruz. Köyümüzü dolaşın. Biz camimizin kış yakacağını temin ediyoruz şu anda. Sen işine bak. Evet. Biz sana bakıldığımız yerde diyeceğiz ki Süleyman abi bize yardım et. Evet, yardım ederim ben. Bize de yardım ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim her zaman. Yani bir nebze olsun faydamız olduysa. Allah razı olsun. Şurada namaz kılınacak. Evet. Bizim de bir nebze olsun faydamız olursa ne mutlu bize. Yalnız şu bıçkıyla da ben de keseceğim yalnız. Tamam, bir tarafını kesmezsen. Yok, kesmem bir tarafımı. Bir deneyelim. Biz bir de bıçkıyla keselim sonra Kesteli gezmeye başlayalım. Tamam Hüseyin. Hadi buyurun. Çalıştır Hüseyin. Çalıştır Hüseyin. Kametli Hüseyin gibi oldu.
Bahçelerde mor meni kanar yan verem ettim sen beni. Değerli izleyicilerimiz, Kestel'de Beyk Havağı'nda gezimiz devam ediyor. Programın başında da söylemiştik. Buranın fasulyesi meşhur. Hem taze fasulyesi meşhur hem kuru fasulyesi meşhur. Yani eğer siz evinizde hala başka fasulyeler tüketiyorsanız artık o fasulyeleri tüketmekten vazgeçin. Kestel fasulyesi alın, güzelce yiyin. Niye? Caminin önünde de söyledi ya hani Süleyman abi. Komşunun yaktığı ateşin dumanında pişen kuru fasulye bu. Razi ablam yanımızda. Doğru. Birinci ağız. Ondan dinleyelim. Doğru. Razi ablam nasılsın? İyi misin? İyiyim. Şükür elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Çok şükür bizler de iyiyiz. Razi abla, sizin buranın fasulyesi çok meşhur. Hani herkes söylüyor ama fasulyeyi yerinde görelim. İzleyicilerimize söyleyelim. Onlar da temin etsinler, alsınlar, yesinler, pişirsinler istedim. Sen neler söylemek istersin? Vallahi bizim fasulyemiz çok güzel. Hani gübreyi falan attığımız yok. Kendimize az bir yer ektik. %100 doğal. Doğal doğal. Allah'ın birince doldu patatesimiz, fasulyemiz çok güzel. Hani denemekte yarar var. Tabii canım. Yani öyle kolay pişiyor diyorlar ki. Çok kolay pişiyor diyorlar. Isladırsan inan ki şehriyle beraber pişir ısladırsan. Ha ısladacaksın ama. Isladacaksın tabii. Çok güzel pişir. Şimdi diyelim ki Razi abla bizim izleyicilerimiz izlediler. Dediler ki ya tamam İsmail iyi güzel anlattın da biz bu fasulyeyi nereden temin edeceğiz dediler. Seni gelip bulsalar buradan zaten Konya'ya 60 kilometre mesafede Afyon yolunun üzerinde efendime söyleyeyim yakın 10 kilometre ana caddeye gelip buradan senden alabilirler mi Razi abla? Alabilirler bak oralarda dolu bak dışarıda da var temizledik çok temiz bak hani. Fasulyemize de şöyle bakalım bir. Ha. Çok temiz. Yıkayıp koyacaksın. Hiçbir bir şey değil. Tertemiz. Tertemiz. Yıkayıp koyacaksın. Yani kurucu kazmağı bile belki bu kadar güzel bir fasulye bulamayabilirsiniz. Bilmiyorum ama şu kurucu kazmağı da kızmasın. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Onunla ilgili de çok değişik anılarım var. Kuru fasulyeyi görünce aklıma geldi. Şimdi Razi ablam kuru fasulye hani bu yediğimiz fasulyenin süreci nasıl gelişiyor? Ne zaman ekiyorsunuz? Ne zaman dikiyorsunuz? Ya bahar ayı geldim İsmail hangi Mayıs ayında mı? Bu sene gecikti hani yağmurlardan dolayı gecikti ondan bu zamana kaldı kalmazdı ya diye. Kalmazdı değil mi? Kalmazdı. Yok. Ne zaman hasat ediyorsunuz? Yazın tam yaz döneminde sıcaklarda bunu yolarız. Bunun hiçbir şeysi kalmazdı şimdiye de işte yağmurlardan dolayı gecikildi. Onun için geç kaldı bu zamana kaldı. Peki bu senenin mahsulünden denedin mi evde? Denedik. Öyle mi? Denedik. Çok güzel. Çok güzel. Alanlar da memnun. İnan ki İzmir'e, Antalya'ya kaç kilo böldü isteyenlere hep gönderdik yolladık. Oh vallahi ne güzel. Kargoyla da gönderiyorsunuz yani. Kargoyla diye bak. Bizim İzmir'de tanıdıklar var. Her yıl buradan alırlar. Nohudu bunu bizden. He. Kışın yine isteyenler varmış. Benim kız gezmeye gidecek götürecek. Ne güzel ya vallahi iyi. Fasulyenizi bence buradan alın ben götüreceğim şahsım olarak. Ben de fasulye satın alacağım. Evde ben de deneyeceğim sizin adınıza. Dene. Deneyeceğim yani. Bize haber ver iyi piştiğinde. Ha iyi piştiğinde. Kötü pişerse haber vermedi. Kötü pişerse geri gönderir. Öderiz. Allah razı olsun. Razi abla ocağa ne koydun ya? Su koymuşsun mu? Niye su koydun da? Su koyduk börek döşeyecek siz aniden gelince kaldık. Börek mi döşeyeceksiniz? Ana iyi bak vallahi iyi denk gelmişiz. Gezin dolaşın burada önünüze börek, koyayım çayla yiyin. Mantıklı çok mantıklı. Tamam. Aslında biz fasulye isterdik ama neyse artık börek olsun, olur. Olsun onu da koruruz onu da koruruz. Allah razı olsun. İşte böyle gönlü güzel Razi ablamla muhabbet edip bu kuru fasulyenin hani sizlere aktaralım istedik. Kuru fasulyenin gerçekten buranın çok meşhur olduğunu ben biliyorum. Sizler de öğrenin. Sadece Kestel'e pikniğe sadece Kestel'e kampa gelmeyin. Kestel'in eski mazisini de bilin istedik o yüzden buradayız. Allah razı olsun Razi ablamızdan. Fasulyeyi ben şöyle sana biraz yanaştırayım Harun. Şöyle bir bak bir fasulyenin güzelliğine bir bak ama. Nasıl güzel ya. Rabbim ne güzel lütfetmiş bizlere bahşetmiş. Biz de inşallah bunu güzelce götürüp pişirip yiyeceğiz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hadi.
Şimdi değerli izleyicilerimiz, değerli İsmail abimle beraber, adaşımla beraber hani Kestel'in en güzel yerindeyiz aslında. Kestel Tabiat Parkı'ndayız, değil mi? Parkındayız. Tabiat Parkı'ndayız. Çok güzel bir alan yapılmış. Kadınalı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Badem başta olmak üzere emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Vallahi bak, Kestel'e kazandırılmış, Kadınalı'na kazandırılmış, Konya'ya kazandırılmış, muazzam, mükemmel bir yer olmuş. Şöyle biz biraz dolaştık İsmail abiyle de, özellikle de şurada Kestel Tabiat Parkı hatırası gibi bir hatıra alanı yapılmış. Su doğal, doğru mu İsmail abi? Doğal, kaynak suyumuz. Kaynak suyumuz, evet. Dağın içinden geliyor. Evet, ormandan çıkıyor kaynak suyumuz. Çok güzel bir suyumuz, kaynak suyu. Daha önceden burası açık alan mıydı? Hani açık tabiat alan, parkı olmadan işte, önce açık. Herkes gelip oturabiliyor, evet, oturuyor, kamp yapabiliyor. Evet, evet. Hani yine yapmaya devam edecekler. Aynen, devam ama eder. Hani ya, restore tamamlandıktan daha sonra. Oldu daha şimdi. Güzel oldu. Allah razı olsun bütün emeğe geçenlere. Vallahi kesinlikle çok güzel düşünülmüş, muazzam bir görüntü var. Yani insan burada hani bu alanda piknik yapmayı özellikle ister. Ne bileyim, özellikle burada kamp yapmak ister. Çok güzel olmuş. Ormanın içinde Kestel'in bu tabiat güzelliğini, doğal güzelliğini biraz daha böyle dokunuşlarla, güzel dokunuşlarla çok güzel bir hale getirmişler. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hani şurayı biz bir görelim, gezelim ve daha açılmadan ilk sizlere taşıyalım istedik. Şu anda evet bunun bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. Restore edilmeye başlandıktan sonra ilk defa bizlerin ekranlarında, yani KonTV aracılığıyla, İsmailci aracılığıyla sizlere aktarıyoruz. Harika bir görüntü var burada. Siz de gelip gördüğünüz zaman bana hak vereceksiniz. Burası yaza doğru Allah'ın izniyle inşallah açılır. Açıldığı zaman siz de gelin, mutlaka ailenizle, sevdiklerinizle burada kamp yapın. Efendime söyleyeyim, burada güzelce piknikler yapın, güzelce oyunlar oynayın. Değil mi İsmail evet, abi? Evet. Herkesi bekliyoruz. Bu güzel pınarımızın, bunun bir adı var mı İsmail abi? Harlak Pınarı. Harlak. Harlak Pınarı. Harlak Pınarı'nı da bu doğal güzelliği restore edilerek daha güzel bir katkı sağlanmış. Allah razı olsun. Efendim, aslında görüntü her şeyi anlatıyor. Hani bir tane dayı vardı ya zamanında. Burayı size anlatmayacağım. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyordu ya. İşte bizimki de o misal efendim. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. İzleyicilerimiz, Beykavağında, Kestel'de artık son noktadayız. Biraz önce Kestel Tabiat Parkı'nda gördük İsmail abimle beraber. Çok güzel olmuş. İnşallah en kısa zamanda açılır. Sizler de buraya gelirsiniz. Yine gezip görebileceğiniz bir alandayız. Burada veda edeceğiz sizlere. Hasan Ağa Yaylası. Evet. Doğru mu İsmail abi? Evet, doğru. Bu Hasan Ağa Yaylası nereden geliyor ismi? İsmi dedemizden biliyorum. Sizin dedelerden? Dedelerimizden geliyor. Niye Hasan Ağa Yaylası? Yani i̇şte Hasan Ağa buraya gelmiş. Ağaymış zamanında, dedemize ağalık zamanında. Hasan Ağa'nın yaylası burası demişler. Evet, oraya öyle kaldı yani. Öyle kalmış. Evet. Şimdi bu alan mesire alanı mı? Yine? Evet, mesire alanı. Gelenler burada piknik yapıyorlar. Tamam. Suyunu doldurup gidiyorlar. Bu suyun özelliği ne İsmail abi? Dokunma, şişirmez, terli gel, çalış gel. Hasta etmez. Hiç mümkün değil, dokunmaz. Yine kaynak, doğal kaynak, su. Kaynak, kaynak, doğal biz su. Biraz önce içtik değerli izleyicilerimiz. Kesinlikle kaynak. Tavsiye ediyorum. Gelin buradan suyunuzu doldurun ki dolduranlar varmış zaten. Evet. Değil mi? Dolduruyorlar, geliyorlar. Kışın yani, dahi gelirler, doldururlar. Yolu açtılar mı? Yazın buz gibi olurmuş. Evet. Kışın böyle bir tam içilir şeyde. Tatlı su oluyor. Su. Harika, doğal kaynak suyu. Hasan Ağa Yaylası'ndan, Kestel'den, Beykavağı'ndan buradan veda edeceğiz bugün sizlere. Değerli izleyicilerimiz, hemen sol tarafımızda yine Bizanslardan kalma bir kale var. Çok eski kale kalıntısı. Öyle diye biliniyor. Yani evet. Bizanslardan kalma bir kale olduğu söyleniyor. Çok eski, artık harabe olmuş hiçbir şekilde. Kale kalıntısı bile kalmamış neredeyse. Var, belli de tabii. Yani sadece surları küçük, evet. Şeyi belli. Dediğimiz gibi Kestel'in, Beykavağı'nın tarihi çok eski. Zamanında Ermeniler yaşamış, doğru mu? O yüzden bu alanı da, bu güzelliği de sizlere aktaralım istedik. Hoş sohbetler ettik. İsmail abi başta olmak üzere
Herkese teşekkür ediyoruz. Süleyman abiye, Mustafa abiye. Yani bizimle ilgilenen Ahmet abi dahil, Hacı Ahmet, ağanın oğlu Ahmet abi de dahil. Yani emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Muhtarımızın son anda bir işi çıktı. Çanakkale turu varmış. Çanakkale'ye gitmek istemiş. Başkan Bey'le beraber. Biz de tabii ki yapacak bir şey yok dedik. Biz Allah'ın izniyle gittiğimiz yerde bizi kucaklarına, bağırlarına basarlar dedik. Geldik ve bu güzellikleri sizlere aktarmaya çalıştık. İsmail abi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Biz de sizlerden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun çekim yapana, sana, sunucuya. Hepinizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Efendim bugün de İsmailci'den bu kadar. Değerli kameraman arkadaşım Harun'a, değerli yönetmenim Selin'e, montajcımız Bekir abimize, tabii ki fragmanımızı hazırlayan Feride'mize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Başka bir İsmailci'de tekrar görüşmek, buluşmak ümidiyle sizleri yaradan Rabbimize emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hadi İsmail abi beraber el sallayalım. Hoşça kalın. Tam bir Trakya havasında konuşuyor. Oradaydık be ya. Yani tutmayın mı? Kaça verecek? Şöyle kafaya vurunca puan mı? Kafaya şöyle vurunca puan. Sen ne yapayım ya? Evet. Diş yok, baş yok. Ama.